Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Verenci ile bugün Age of History Ukrayna serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Ukrayna ile neler yapmadık ya? Be anlat anlat bitmez. Kaç tane devleti savaş ilan ettik, kaç tane devleti topraklarımıza kattık. Eğer merak ediyorsanız kartlar kısmından birinci bölümü izleyebilirsiniz. Ve ayrıca daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Serideki ana amacımızı unutmadık. Hala Rusya'yı yenmek istiyoruz. Önce Kırım'ı alacağız ve sonra da Rusya'yı tamamıyla ortadan kaldırmak gibi bir düşüncemiz var. Ancak Rusya her geçen gün güçleniyor. Biz de güçlenmeye çalışıyoruz. Bakalım Rusya'yı umarım geçeceğiz ve umarım Rusya'yı da ortadan kaldırmaya çalışacağız. Zor bir görevimiz var ancak yeneceğiz abi. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bunun için sadece tek yapmamız gereken şey var. O da güçlenmek. O da güçlenmek ve bunu da yapmak bizim için kolay abiciğim. Araştırma yapmamız gerekiyor. Biraz teknolojik geriliğimizi biraz atacağız. Ve ardından Balkan devletlerine savaş ilan edeceğiz. Rusya'nın Bulgaristan'ı alması bizim için çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok abi. Aldı artık. Sağlık olsun. Bu arada bizim Almanya ile ilişkimiz durduk yere kötüleşiyor. Biz bu adamla müttefik değilken ilişkimiz daha iyiydi abi. Harbiden adamla müttefik değilken ilişkimiz daha iyiydi. Şimdi durduk yere ilişkilerimize bir şey oldu adamla. Valla değişik durumlar yaşanıyor. Güzel, teknolojik geriliğimizi atmak üzereyiz. Neredeyse birinci olacağız. Biraz daha yatırım yaparsak bizim için güzel olur. Rusya'nın şu anda yaptığı ne var? Hindistan'la savaşta. İşte bu güzel bir haber. İşte bu güzel bir haber. Hindistan, Rusya... Aha, Çin'le de savaşa girdi. Abi harika bir haber var. Harika bir haber var. Rusya hem Hindistan'la hem Çin'le savaşta. Çin de Hindistan'la savaşta. Şu an üçlü birbirine giriyorlar. Çok güzel bir haber bu. Bu çok güzel bir haber. Bunlar birbirini kırarken biz de Avrupa'da güçlenmemize bakacağız. Rusya şu anda birinci olarak gözüküyor ama birinci olduğuna bakmayın. Çok zayıflayacak Rusya bu savaşta. Türkiye ile ilişkilerimizi biz iyi tutmaya çalışıyorduk ama Türkiye bizi pek sevmiyor galiba. İlişkilerimiz biraz darbe yemiş. Sorun değil. Asker basacağız ve Balkan ülkelerine savaş ilan edeceğiz. Hepsini topraklarımıza kattıktan sonra Rusya'ya kafa tutacak güce sahip oluruz diye düşünüyorum abiciğim. Hadi bakalım şöyle biraz asker, biraz da buradan asker, biraz da şuradan, biraz da buradan, biraz da buradan basarsak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Asker sayımızı sürekli diri tutacağız abiciğim. Sürekli diri tutacağız. Güzel. Şimdi ne var ne yoksa savaş aç abi. Al sana savaş, al sana savaş. Kardeşim savaş var yer misin? Afiyet bal şeker olsun kardeşim benim sen. Sana da kardeşim kolay gelsin. Sen tabii ki de yani olmazsa olmaz yani. Şurada Yunanistan hariç herkese dalacağız. Yunanistan'a da şu anda Totiç.com yiyor mu? Yiyor. Rahat dalarız abicim Yunanistan'a ama şu an hepsiyle birlikte dalmayacağız. Yunanistan'a henüz oraya ulaştığımızda ayrı bir savaş ilan ederiz abi. Şu an direkt Yunanistan'a dalmayacağım. Bu toprakları da aldığımızda ekonomimiz bir 500 bine yaklaşır diye düşünüyorum. En kötü 450 bin olur. Biz de Rusya'ya sonunda artık biz de varız kardeşim masada diyebiliriz. Rusya'yı yenmeyi çok istiyorum ancak yani kolay değil abi. O kadar kolay değil. İşlere o kadar kolay olmuyor. Rusya'yı yenmekle bitmiyor abicim bu iş. Rusya'yı yenerken diğer ülkelerle ilişkiyi korumak gerekiyor. Diğer ülkeler sana dalmayacak ki Rusya savaşını rahat rahat yapabilesin. Her şeyi ayarlamamız gerekecek abi. Rusya savaşı bizim için zorlu olacak. Ama zoru başarırız, imkansız. Sadece biraz zamanımızı alır abiciğim. Sadece. Şöyle ilerleyişimize devam edelim. Ordularımız tüm hızıyla, tüm gücüyle devam edecek ilerlemeye. Ve topraklarımızı genişleteceğiz. Topraklarımızla birlikte ekonomimizi de gücümüzü de genişleteceğiz tabii ki. Aldığımız devletler var. Toprakların tamamen aldığımız devletler var. Bu devletlerin tamamen topraklarını alalım anlaşmalarda ve asimilasyonlara şimdiden başlayalım. Bir tur erken asimile, bir tur erken asimiledir abiciğim. Bir tur erken yapmamız bizim için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şuradan bir çıkarma için Arnavutluk ordusu gidiyor. O gidene kadar Arnavutluğu işgal etsek güzel olurdu ama edemeyeceğiz. Şu an çünkü etmekten uzağız abicim. En az 2 tur lazım bize. Şu an bir turda en fazla şuraya kadar gelebiliyor. Siran'a kalıyor hala. Neyse önemli değil abi. Ya dur lan Arnavutluk'la Makedonya'nın ne alakası var? Ben kafayı yedim ha. Ben kafayı yedim. Tamam. O da 2 tur ama. O da 2 tur. O da 2 tur. Sıkıntı değil. Yanlış ama doğruyu söyledik. Güzel. Hemen topraklarımızı asimile edelim. Gayet iyi durumdayız abi. Birinci olmaya çok yakınız.
ve Rusya'ya da saldırmaya yakınız. İlk amacımız tabii ki de Rusya'yı yenmek olacak ama ortadan kaldırmak olmayacak. Rusya'yı çünkü tek savaşta öyle ortadan kaldırmak Hulk'un gerçek olma ihtimaliyle eşdeğer zaten. Öyle bir şey yapamayız. Biz niye böyle dağıldık bilmiyorum. Bir tur yanlışlıkla boşa atladım. Ondan sonra bayağı bir dağıldık abi resmen. Ama problem mi? Hayır, problem falan yok abi. Böyle asimilasyonlarımıza devam edelim. Güzel güzel topraklar aldık. Hepsini de asimile edeceğiz. Tamamdır. Sonunda Arnavutluk bitti diyecektim. Bitmemiş. Hala bitmemiş abi. Ama artık bitti. Arnavutluk ve Makedonya'yı da bitirdikten sonra artık Yunan seferine geçebiliriz. Yunan'ı da alacağız. Onu da hızlı bir şekilde aldıktan sonrasında... Abi şu Bulgaristan işi bozdu ya. Sizce de bozmadı mı abi? Şu Bulgaristan işi cidden çok bozdu abi. Sen Yunan'a ne ara yenildin? Rusya bir çıkarmada yendi lan. Oğlum bir çıkarmada yenildin lan. Abi bir çıkarmada yenilmeseydin bari. En azından bir çıkarmada yenilme kardeşim. İki çıkarmada yenil. Bir çıkarmada yenilme. Hemen yenildin ya. 420, 498. Ama nüfus olarak o bizim iki katımız. Nüfus olarak o bizim iki katımız abi. Öyle bir eksimiz var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devletinize güvenin. Altın kural. Hiçbir zaman unutmayacağınız bu altın kuralı her zaman uygulayın abicim. Devletinize güvenin. Rahat olun. Hepsini yeneceğiz. Hepsini yeneceğiz. Rusya'yı da yeneceğiz. Başka kim varsa hepsini yeneceğiz abi. Böyle sen Rodos, sen de Girit'e gidiyorsun. Hemen hızlı bir şekilde buraları alıyorsunuz abicim. Böyle buralarda ilerlemeye devam edelim. Harika. Rodos'a gidersen o adayı alıyormuş zaten. Tamam, güzel. Yunan da bitti abicim. Yunan da bitti. Daha da asker basamıyor. Atina'da çay molası verebilir ordumuz. Atina'da artık güzel bir molayı hak ettik diye düşünüyorum. Ama buraya bir liman yapın kardeşim. Şu toprakları bir geliştirin ya. Şu topraklara biraz yatırım. Biraz bakın yani. Toprağınıza bakın abicim. Liman yapın ya. Limandır yani. Ne kadar zor olabilir? Bir liman yapmak ne kadar zor olabilir? Ya bak bir turda yaptık. Biraz lütfen topraklarınıza bakın arkadaşlar. Böyle olmaz. Toprakları benim için besleyin, güzelleştirin. Ben alırken sonrasında sıkıntı yaşamayayım burada. Lütfen biraz kolaylık ya. Emek var burada. Ben size savaş ilan ederken o kadar emek veriyorum. O kadar para harcıyoruz orduya yani. Biraz emeğe saygı ya. Topraklarınıza biraz güzel bakın ya. Liman falan basın. Lütfen arkadaşlar çiftlik miflik. Yani gerekirse şey de yaparsanız güzel olur. Yani ordu bakımını azaltacak. Neydi o? İkmal kampı. İkmal kampı falan da yaparsanız tadından yenmez. Vallahi bunları yapın. Yapın bunları, güzel olur. Bizim için güzel olur. Halkınız için de güzel olur. Her şey için güzel olur abi. Şimdi bunları yaparsanız vallahi mutlu mesut birlikte yaşarız. Kaç oldu ekonomimiz? 472 oldu. Tahmin ettiğimizi geçti abi, en azından 450'yi. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bu ne tantana? O Rusya Çin'i işgal etti. Çin de beni sevmiyor. Neyse, beni sevmese de para atmak zorundayım abicim Çin'e. Rusya'nın o bölgeyi almasına izin veremem. Mecburen para atıyorum abicim şu an Çin'e. Hiç beni sevmese de adama para atıyorum abi. Hadi Çin, yap bir şeyler oğlum, hadi. Hadi, o kadar para attım, hadi. Abi böyle bir şeye izin verilemez. Evet arkadaşlar. Kritik kararlar almak zorundayız. Dünyada her an farklı durumlar meydana gelebiliyor. Ve bu durumlara şu anda devletimizi bu durumlara şey yapmalıyız, hazırlamalıyız. Şu an Türkiye ile bir savaş durumu yakında olabilir. İtalya ile bir savaş durumu olabilir. Bu devletlerle ilişkiyi geliştirmeye çalışıyoruz ama abi Türkiye ile İtalya ile aramız bu kadar kötü olmasa Rusya'ya dalacaktım ya. Bence hala dalabiliriz ama. Bence hala dalabiliriz. Umarım Türkiye beni arkalamaz. Vallahi para biriktirip Kırım'ı almak adına birinci olduk da zaten. Para biriktirip Kırım'ı almak adına savaş açıyorum abicim Rusya'ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ey mi yaman, Ukrayna mı yaman, göreceğiz. Türkiye bana saldırırsa oturur alırım. Türkiye bana saldırırsa oturur alırım vallahi, yapacak başka çünkü bir şeyim yok. Umarım saldırmaz. Tek dileğimiz Türkiye'nin bize saldırmaması abi. Şuradan asker basacağız tüm paramızla. Bulgaristan tarafından fazla ordu basmayacağım. Oralarda Rusya'nın bir şey basacağını düşünmüyorum çünkü.
Orada büyük bir savunma için asker basmayacaktır. Orada sadece 3-5 asker bassak her toprağa 2500 asker çıkarsak yeterli olur diye düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz olur. Umarım olur. Olmazsa çünkü sıkıntı. Paramız idareli kullanılmalı abicim. Paramız var ama parayı çöpe atar gibi kullanmamalıyız. Rusya seferine çıkıyoruz ama Allah kerim bakalım abi, yenebileceğiz mi Rusya'yı? Zor. Zor abi, yeneriz ama ya, o kadar devletli savaşta. Rusya çok büyük abi, çok büyük olduğu için insan korkuyor. Ama ne demişler, korkunun ecele faydası yok. Bu yüzden Rusya'ya saldıracağız abi. Bu yüzden Rusya'ya saldıracağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Üzgünüm Rusya. Şaka şaka üzgün değilim. Ne üzgün olacağım lan. Sen benim toprağımı, Kırım'ı işgal ettin. Ne üzgün olacağım, bir de üzgün mü olacağım? Şu an gayet sevinçli, mutluyum yani. Şöyle saldırımızı yapalım. Oh mis. Mutlu mutlu güzel güzel saldırıyorum valla. Üzgünmüşüz bir de. Ne üzgünü. Hadi bakalım Rusya. Ne oldu? Ne demişler kardeşim? Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Biz kışı geçirdik ve yediğimiz ayazı unutmadık. Şimdi geri geliyoruz abiciğim. Şimdi geri geliyoruz. O donanmamızı yakmanı, daha doğrusu direkt ele geçirmeni, bunların hepsinin intikamını alacağız. Hepsinin intikamını alacağız abiciğim. Şöyle 5000, 5000. İlerleyin abiciğim, ilerleyin. Hareket puanından yana ufak sıkıntılarımız var ama, ufak, çok ufak, ufacık sıkıntılarımız var ama bu sıkıntılar aşılmayacak sıkıntılar değil. Bir turu yanlışlıkla boşa geçtim. Bu bize inşallah pahalıya mal olmaz. Şöyle orduları buraya çıkartalım. Hemen hızlıca siz de hocam şöyle denizlere çıkın. Bulgaristan'da işimiz bitti çünkü. Hemen şöyle buraları da alalım. Saldırılara devam edin abicim. Saldırılara devam edin. Tek yapmanız gereken şey saldırmak. Sizden sadece istediğim bir şey var. O da saldırmanız. Rusya'nın her karışına saldıracağız abi. Her toprağını alacağız. Hadi bakalım. Vallahi bu kadar erken Rusya savaşı beklemiyordum. Beklentilerimiz biraz daha geç olması yönündeydi. Ancak yani savaş geldi mi geliyor abicim. Savaş geldi mi geliyor. Yapacak bir şey yok. Biz de kendimizi savaş kurallarına uydurmalıyız abi. Savaşa uygun hale getirmeliyiz kendimizi. Ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar, arkacılık sanatını, bizim en önemli savaş kuralımız olan arkacılık sanatını gayet güzel bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Gayet harbiden mükemmel bir şekilde şu an Rusları yeniyoruz. Evet. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Şöyle efendim. Şuraya asker yolla. Şöyle sen de ilerlemeye devam et. Moskova'ya doğru yaklaşıyoruz. Moskova'yı alacağız. Moskova'yı alacağız abi. Üstüne de bir de Kırım. Güzel gider abi. Hadi bakalım. Ama asker sayımız topraklar ilerledikçe yetmemeye başlıyor. Ufaktan sıkıntılar meydana gelmeye başlıyor. Arkadaki takviyeleri bekliyoruz. Bu takviyelerle bu sorunlar çözülecek diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. En azından Moskova'ya girersek Rusya'yı barışa zorlarız. Yani şu an bir problem var mı? Yok abicim. Gayet Rusya'yı güzel bir şekilde yeniyoruz. Bir sıkıntı da yok. Harika ilerliyoruz. Ama uzun süreli savaşlar devletimizi kötü yönde etkileyecek. Şu an gördüğünüz gibi paramız da yok. Ne olacak abicim, paramız olmayınca bu sefer toprakları asimile edemeyeceğiz. Böyle bir sıkıntımız olacak. Şimdi şöyle sen buradan gelir misin abi? Senin acilen karaya çıkman lazım. Ama Kaliningrad'ı alırsan güzel olur ya. Kaliningrad'ı alırsan güzel olur. O ordu denizdeyken bize çok fazla ekonomiye mal oluyor. Öyle bir problemim var ama yapacak bir şey yok abicim. Bazı şeylere katlanacağız. Hadi Moskova yönlerine ilerlemeye çalışıyoruz. Kafkasya'yı bir kere full alırsak iyi olacak abicim. Arkada düşman bırakmayız. Rusya'nın hala ekonomisi olduğunu gördünüz abi. 9000 kişilik orada orduyla saldırdık. Ve bu orduya gayet güzel bir karşılık verdi Ruslar. Bu da ne demek abicim? Hala biz de yaşıyoruz. Biz de hala varız dedi Rusya bize. Varsanız varsınız abi ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Moskova'yı alınca görüşürüz bakalım.
Moskova'yı alınca artık sizi bir çay içmeye çağırırım. Yeni şehrimde. Abi ilerliyorlar. İlerliyorlar. Oralarda engellemeliyiz. Keşke çıkarma atmasaydım. Çıkarma atmasaydım orada asker basmayacaktı. Biz de daha rahat olacaktık. Keşke atmasaydık ama artık keşkeleri bize bir faydası yok abi. Bize keşkelerin faydası yok. Bize şu an ne yapacağımızın faydası var. Ve şu an yapacağımız şey de belli. Moskova'yı alıyoruz abi. Şimdi efendim sen şöyle 1000 kişilik orduyla buraya 700-700 devam et. Şöyle devam et buraya. İlerleyin yukarıya. Buradaki işimiz bitti. Şöyle yukarıya doğru ilerleyeceksiniz. Onun dışında ise sen de buraya gel. Şuradaki işi de halledebilirsek güzel olur. Buradan boşlukları kapatalım. Hadi bakalım. Ne zamana kadar kaçabilecekler acaba? Şu an tek bir toprağa kaldı sadece orada. Orayı da almak istiyoruz. Barış yapmadan önce. Şu an Moskova'yı almış olabiliriz ama barış yapmayacağım. Şu orayı almak istiyorum abi. Şöyle. Umarım bu kadar asker yeter. Umarım yeter. İlerlemeye devam ediyoruz bakalım. Ne kadar toprak bize o kadar kar abi. Rusya'ya ne kadar kayıp yaşatırsak bizim için o kadar iyi. Bir sonraki savaşta daha da rahat geçeriz demek oluyor bu. Zaten amacımız Rusya'yı tamamen ortadan kaldırmaktı. Ortadan kaldırmak için de şöyle şey yapmamız lazım. Bu arada Rusya'yı ortadan kaldırmak zor bir şey değil. Şuradan biraz daha savaşı devam ettirerek vasallaştırmayı talep edip alabiliriz arkadaşlar. Bunu ben de biliyorum. Ancak şöyle bir olay var. Böyle bir ilk savaşta Rusya'yı sağlam yenmeden mesela şu an %46 yendik ya. İlk savaşta bu Rusya'yı mesela bizim bir %70 ile falan yenmemiz lazım ki bunu kullanalım yani. Bunu bir sonraki savaşta kullanalım. İlk savaşta bunu kullanmak kesinlikle yok. Ya yani bu savaşta ne yaparsak yapalım vasallaştırmayla Rusya'yı alıp ilhak etmeyi kullanamayız. Ancak ikinci savaşta yani öncesinde bir kere büyük bir Rusya'yı yenmiş olmamız lazım ki onu kullanabilelim. Şu anda aslında büyük yenmedik yani. İkinci savaşta da kullanamayız demek oluyor bu. Ama ben yine de barış yapacağım Rusya'yla. Özellikle Bulgaristan'ı alacağım. Bulgaristan bizim için çok önemli. Kafkasya bölgesi çok önemli. Kafkasya'yı tamamıyla almak istiyorum. Barış yapılırsa bizim için güzel olur abi. Şimdi biz bu coğrafyayı alırsak zaten Rusya'dan tek bir bundan sonra hayır gelmez. Bir şey yapamaz abicim bize karşı diye düşünüyorum. Şöyle bu topraklar bizim için güzel. Onun dışında Moskova'ya doğru ilerleyeceğiz. Moskova'yı alabilirsem güzel olur ama tek alabileceğimi zannetmiyorum ama Moskova'ya yaklaşacağız. Direkt olarak Moskova'yı alabilirim ama o zaman da sınırlar kötü çirkin olur diye düşünüyorum ama alalım ya. Şöyle bir anlaşma. Evet. Rusya'yı yenmiş olduk abi. Güzel bir şekilde Moskova'yı da hatta elinden aldık. Rusya hala aynı zamanda diğer devletlerle de savaştı. Güzel abi. İkinci bölüm galiba bu. İkinci bölümden Rusya'yı yendik. Vallahi harika. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadardı. Şöyle kayıt alalım. Bir sonraki bölüm Türkiye'ye saldıracağız gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye ile bakın İtalya ile ilişkimizi geliştirdik ama Türkiye ile ilişki gelişmiyor abi. Adamla geliştirmeye çalışsam da gelişmiyor. Yani ben saldırmazsam o bana saldıracak zaten. O yüzden yakın zamanda Türkiye'ye saldıracağız gibi gözüküyor. Vallahi güzel oldu. İkinci bölümden Rusya'yı yenmiş olduk ve en azından birinci hedefimiz olan Kırım'ı alma hedefine ulaştık. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Daha çok video gelmesi için beğenmeyi de unutmayın.